23 Nisan resepsiyonunda da gazeteciler aynı konuyu sormuştu. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Burada demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Demokratik hukuk devleti şiddeti ve şiddeti teşviği suç sayar. Bu gerek uluslararası sözleşmelerde, gerekse kendi anayasamızda, mevzuatımızda bu böyledir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi şiddette teşviği suç sayar. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10-11. maddesi şiddete yönelik örgütlenmeyi, şiddeti teşviği suç sayar, terörü teşviği suç sayar. Dolayısıyla bunlar fikir özgürlüğü kapsamında ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında olmaz. Yine anayasamızın 26. maddesi de şiddeti teşviği uygun görmez, suç sayar. Dolayısıyla demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinde teröre müsaade edilmez, şiddete müsaade edilmez. Ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerinin hepsiyle de mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle 40 yıldan bu yana şehitler verdiğimiz bölücü terör örgütüyle mücadelemizden de hiç taviz vermeyeceğiz. Ülkemizin birlik bütünlüğünü korumanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle demokratik siyaset yaptığını söyleyenler de teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir. Geçmişte koymadıkları için haklarında davalar açılan partiler oldu ve kapatılan partiler oldu. Şimdi bundan sonra da diyoruz ki eğer böyle bir hukuki süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun, terörü reddedin, şiddeti reddedin ve demokratik siyaset yapmak istiyorsanız özgürce siyasetinizi yapın. Çünkü millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor, terörü desteklesin diye oy vermiyor. Dolayısıyla eğer terörü destekleyen, şiddete teşvik eden açıklamalarda bulunursanız, uygulamalar yaparsanız, böyle bir politika içerisinde olursanız, o zaman demokratik hukuk devleti elbette ki buna müsaade etmez, yetkili makamlar devreye girer. Dün akşam resepsiyonda da aynı şey soruldu, aynısını söyledim. Dolayısıyla bu konudaki kararlılığımız, özellikle bu konuda hiçbir kısıtlama olmadan herkes eleştirisini yapabilir ama onun da bir sınırı vardır, özgürlüğün de bir sınırı vardır. O da nedir? Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milli birlik beraberliğimiz, kişi hak ve özgürlüklerimiz ve yaşam hakkı. Dolayısıyla yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Spesifik olarak bu konu üzerine devam edecek olursak, evet arkadaşlar, hatırlanacağı üzere fotoğraf mevzusu nedeniyle bir kişi tutuklanmıştı. Bu soruşturmanın devamı var mı? Şimdi orada Diyarbakır Sur'da gerçekleşen olayla ilgili adli soruşturma hemen başlatılmıştı. Çünkü orada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini indirin şeklindeki ifadeleri kullanırken de devlet büyüklerine nasıl hakaret edildiğini, o galiz ifadeleri kabul etmek elbette ki mümkün değildi. O çirkin ifadeler neticesinde hemen adli soruşturma başlatıldı, gözaltı ve tutuklama işlemleri yargımız tarafından gerçekleştirildi. Ve soruşturma da devam ediyor. Buna benzer olayların tekrar etmemesi lazım. Yani buna benzer olaylar, yok bayrağı kaldırmak, indirmek, yani bu tür milletimizin özellikle hassas olduğu, ülkemizin, devletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda, özellikle milletimizin sinir uçlarıyla oynama konusunda eğer bunu yaparsanız, bu hukuksuz uygulamaları gerçekleştirdiğinizde o zaman tabii ki adli, idari soruşturmalarda karşı karşıya kalırsınız. O nedenle diyoruz zaten, burada herkes milletten aldığı yetkiyi anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde kullanması gerekir, millete hizmet etmesi gerekir, başka yerlere, terör örgütlerine müsaade etmemesi gerekir. Değerli arkadaşlar, yani geçmişte bu tür terörle irtibat ve iltisak nedeniyle terörü destekleme ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle partilere kapatma davaları açıldı ve kapatılan partiler oldu. Şu anda da devam eden davalar var. Dolayısıyla aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Partisi
O zaman aynı muameleyle karşılaşır diyoruz. O nedenle diyoruz ki demokratik siyaset yapın, milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyoruz. Tamam mı? Şimdi belediye seçimlerinde 78 belediye var DEM Partisi'nin. Bu 78 belediye eğer terörü destekleyen bir uygulama gerçekleştirirse ne olacak? Anayasamızın 127. maddesi, Belediyeler Kanunu 45. maddesini açtığınızda, okuduğunuzda burada yasal mevzuat çerçevesi içerisinde eğer terörü destekliyorsa bir belediye yönetimi, o zaman elbette ki geçmişteki uygulamaları hep beraber gördük. Hiç kimse durup dururken bir partinin kapatılmasını ister mi? İstemez. Hiç kimse bir belediyeye kayyum atanmasını ister mi? İstemez. Ama siz halka hizmet yerine o milletin kaynaklarını, o devletin gönderdiği ödenekleri, siz millete hizmet yerine başka yerlere bu millet düşmanlarına aktarma gayreti içerisinde olursanız, ki geçmişte bunun örnekleri oldu ve bu uygulamalar gerçekleşti, eğer yine bunlar tekrar ederse elbette ki o zaman anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde bu verilen yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamak önemli olan. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Evet. Yeni anayasa. Arkadaşlar bunlar hepsi anayasa ve kanunlarımız çerçevesinde yazılan, çizilen işler. Herkes, siyaset yapan partilerimiz, siyasetçilerimiz, bizim bağlı olduğumuz anayasamız, kanunlarımız var. Bu çerçevesi içerisinde siyasetimizi, demokratik siyasetimizi yapmamız lazım. Özgürce herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Yalnızca sınırı var. Temel hak ve özgürlüklere müdahale edilmeden, yaşam hakkına koruyarak ve teröre, şiddeti teşvik etmeden. Bunlar gerçekleşirse elbette ki bizim burada devletimizin yetkili yargı makamları, kurumları, anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde yapılması gereken neyse onları elbette ki yapmak durumunda kalırlar. Yeni anayasa çalışmalarındaki son durum nedir efendim? Şimdi dün Sayın Meclis Başkanımız da meclisin açılış konuşmasında bahsetti. Türkiye 1982 anayasasıyla, darbe anayasasıyla yönetiliyor. Evet, bu anayasada biz son 22 yılda reform sayılabilecek çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında kadın hakları, çocuk hakları ve onlara pozitif ayrımcılık getiren düzenlemeler konusunda, yine hak arama yollarının genişletilmesiyle ilgili olarak kamu denetçiliği kurulmasından tutun da bilgi edinme hakkına varıncaya kadar, özel hayatın korunmasından kişisel verilerin korunmasına varıncaya kadar önemli yapısal düzenlemeleri de hayata geçirdik. Özellikle yargı bağımsızlığı, yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması gibi çok önemli reformları hayata geçirdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirildi. Darbecilerin yargılanmasını önleyen bir madde vardı. Bunlar kaldırıldı. Sıkı yönetim ilanına cevaz veren maddeler, bunlar kaldırıldı. Yani anayasamızda hükümet sistemi değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de dahil olmak üzere çok önemli, yapısal, reform denilecek önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii bu, tüm bu düzenlemeler anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yetmedi. Çok sayıdaki değişiklik, maddeler arasındaki yeknesaklığı da elbette ki zedeledi, bozdu. Dolayısıyla Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak, süreç içerisindeki kazanımları da koruyarak yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapması lazım. Bu da tabii bunun yegane yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimiz bu konuda inşallah uzlaşırlar. Meclis Başkanımızın bu yönde büyük bir gayreti var. Bu konuda partilerin de anayasa değişikliği önerileri geçmiş zamanda oldu. AK Parti'nin, MHP'nin bu konuda geçmişte çalışmalar oldu. Tüm bunlar sivil toplumun da görüşleri alınarak, mecliste o uzlaşma zeminde sağlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın öncülüğünde inşallah bu başarıya ulaşır ve milletimize olan borcu da Cumhuriyetimizin ikinci asrına başlarken yerine getirmiş oluruz ve 28. dönem parlamentosu da tarihe geçmiş olur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.